Deniz Ethem, Şanlıurfa'da antik mücevherat işletmeciliği yapıyorum. Mağazamız yaklaşık 25 yıldır var ama ben bu sektörde 5 yıldır yani faili olarak çalışıyorum. Yani firmamız dediğim gibi 25 yıldır bu sektördeyiz. Müşterilerin memnuniyetini gayet memnun edebiliyoruz yani. Atıyorum fiyatlarımız gayet uygun. Hani piyasaya göre uygun fiyatta elmaslarımız, pırlantalarımız var. Zaten müşterilerimizin çoğu bu konuda bizi takdir ediyor sağ olsunlar. Ürünlerimiz de kendi tasarımımızdır. Hani ki vardır ama özel tasarımlarımız da var yani. Yani kendi atölyemiz var. Kendi atölyemizde üretiyoruz. Kişiye özel olduğu için paylaşamıyoruz. Ama normal standlarda olan ürünleri gösterebilirim. Yani maliyeti daha düşüğe geliyor. Atıyorum 2-3 el dolaşmıyor da birinci elden direkt müşterinin eline geçiyor. Bu da müşterinin faydasına oluyor. Hani bir toptancıyla çalışmak yerine kendi atölyemizde üretip düşük kar marjıyla müşteriye ulaştırıyoruz. Elmas gerdanlıklarımız var. Tek taş, beş taş pırlanta var. Ondan sonra elmas kelepçeler. Yani zümrüt, yakut, taşlı yüzükler. Bu tarz şeylerle ilgileniyoruz. Hani dilek olursa altın atölyemiz de var. 22 ayar üzerine de Urfa yöresel akıtma, frenk bağı üretebiliyoruz. Halkın ilgisinden memnunuz yani. Hani 25 yıldır zaten halk memnun ki biz de bu işi devam ettirebilmişiz. Yani genelde zaten kuyumculuk sektörü bayan üzerinedir. Hani bayanlar genelde rağbet ediyor. Pek öyle erkeklerle, yani erkek modellerimiz de var, yüzüklerimiz de var ama takı bayana has olduğu için genelde bayanlar mağazamızı ziyaret ediyor. Elmas alırken öncelikle hani görsel olarak güzel bir elmas olmalı hani model olarak. Ondan sonra elmasın çeşit çeşit şeyleri var. Karat olarak, renk olarak, taşın büyüklüğü, rengi, kesim şekli, bunlara dikkat edilmeli. Hani 2000 liraya da gerdanlık var, atıyorum 100 bin liraya da var. Bunları farklı kılan taşın kesimi, taşın rengi, ondan sonra tasarım, ondan sonra maden. Maden altın olunca daha yüksek çıkıyor ama ana ayar dediğimiz yani madenden yapılınca daha az fiyata çıkıyor. Yani sahte elmasları zaten Kuyumcular Derneği'ne üye olduğumuz için bizim satışımız gibi bir şey düşünülemez ama bu jüteri dediğimiz klasmana giriyor. Orada da ondan da şikayetçi değiliz yani. Sonuçta onlar da ticaretle ilgileniyorlar. Bunu dolandırıcılık değil de açık açık adamlar bu jüteri sattıklarını söylüyorlar yani. Şanlıurfa'mızda esnaftan böyle bir şey yok ama elmas alırken zaten sertikası dediğimiz uluslararası sertika var. Ondan sonra Türkiye içi geçerli sertika. Fatura verildikten sonra zaten bir sorun kalmıyor yani. Yani olayı resmi boyuta getirdiğiniz zaman yani sahte diye bir şey ortadan, o şüphe kalkıyor yani. Aynen, vermek lazım. Müşterinin de talep etmesi lazım. Yani müşteri bir şey olmaz hani ama müşteri Türkiye'nin ya da dünyanın neresine götürdüğü zaman satacağı ya da elindeki ürünün hangi kalitede, kaç karat taş var, kaç gram altın olduğunu en azından bilir yani, ezbere söyleyemez. Pırlanta için de aynı şekilde.